Sevgili Tavşan halkı, tavşanların gündeminde yer alan konulardan bir tanesi de küçük sanayi esnafının taşınması ile ilgili konuydu. Malumunuz bununla ilgili süreç başlamıştı ve belirli bir süre verilmişti vatandaşlarımıza. Yani denildi ki Ağustos ayı itibarıyla Ağustos 1 itibarıyla herkes oraya taşınsın. Tavşanı'daki üç bölgedeki sanayi gruplarına baktığımız zaman, yani aşağı sanayi, orta sanayi ve yukarı sanayiye, vatandaşımızın neredeyse yüzde 90 oranında taşındığını görmekten mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Geriye kalan az sayıdaki esnafımızın da e, gerekçeleri belki kendilerine göre haklı olabilir ama e, işleme başladığı 2015 yılından bu tarafa. Ee, sanayiye gidilmesiyle ilgili konu çok net olmasına rağmen gerekli tedbirleri vatandaşlarımızın zamanında almaması kendileri açısından bugün için bir mağduriyet oluşturmakta mı? Evet oluşturmakta. Yani e, küçük sanayi sitesini yapan e, maden-eşya sanatkarları e, arazideki bazı binaları paraları ödenmiş olmasına rağmen vatandaşa teslim edememesi ee, bu tür e, mağduriyetleri beraberinde getiriyor. Bazı vatandaşlarımızın sanki gidilmeyecek havasıyla hareket edip Ali Fazıl Kasap Tavşanlı'ya geldiği zaman onun peşine düşen bazı arkadaşlar var. Ee, yani oradan cesaretle biz burada kalacağız diye. Onların ne dükkan alıp ne de kiralama olayı olmadığı için yaşadıkları bugün için bir sıkıntı var. Bir de kendi dükkanı olmasına rağmen içerideki bir takım kendi faaliyete dönük teçhizatları zamanında oluşturmamasına kaynaklanan sıkıntılar var. Şimdi Tavşan Belediyesi dükkanı olmayan vatandaşlarla ilgili geçmişte çok defalar ihaleler yaptı. Hatta e, geçen hafta Perşembe-Cuma dün pazartesi itibariyle e, o bölgede dükkan sahibi olmayanlar ya biz nereye taşınacağız demeye başladılar. Ben de kendilerine şunu ifade ettim. Dedim ki belediyelerin dükkanlarını biz onca defa ihaleye çıkarırken neden talepte bulunmadınız diye sorduk kendilerine. Bu defa boyunlarını büküyorlar. Yani diyecekleri başka bir şey yok. Şimdi bununla ilgili de arkadaşlar nihayet e, cumadan itibaren o bölgedeki diğer kiralık dükkanlarda kendilerine yer bulmaya çalıştılar. Biz dün itibarıyla e, aşağı sanayide, orta sanayide, yukarı sanayide e, daha önceki dönemlerde kendilerine yapmış olduğumuz ikaz çerçevesinde taşırmayanlarla ilgili e, iş yeri belgeleri olmadığı için mühürleme çalışmalarını başlattık. Ama hani ben gerçekten gitmek istiyorum diyenlerle ilgili de şöyle bir kolaylık sağladık. Dedik ki bu mühür belediyenin iradesini gösteriyor ama sen taşınacağım gideceğim diyorsan ne gün taşınacaksan Bununla ilgili bize kararını tebliğ et. Biz o gün dükkanını açar ya da öncesindeki malzemelerin derlenmesi, toplanması ve taşınması ilgili sana gerekli kolaylığı sağlarız dedik. Bununla ilgili de e, yaklaşık 1810 kadar vatandaşla da dün itibarıyla gerekli e, fiili zemin oluşturuldu. Yani taşınma ilgili konu. Ben e, özellikle bir konuda teşekkürü bir boş biliyorum. Ta baştan bu tarafa bazı esnaf kardeşlerimizin önüne düşerek onlara gitmeme ile ilgili rehberlik yapan bazı arkadaşlar geçen hafta ve bu hafta itibariyle taşınmaya başladılar. Bu şu anlama geliyor. Doğru tektir arkadaşlar. Doğru tek. Biz e, aşağı sanayideki ve diğer sanayi gruplarındaki vatandaşlarımızın mağdur etme tarafında değiliz. Hep söylediğimiz bir konu var. Yani tavşanlı sınırlar içerisinde bir sanayi bölgesi hukuki anlamda kanun anlamında oluştu. Ve mevcut sanayi alanlarındaki binaların ruhsatsız oluşu, belediyenin buralara iş yeri açılış belgesi düzenleyememesi her iki taraf açısından da bir sıkıntıyı da beraberinde getiriyordu. Şu anda hem ruhsatlı hem iş yeri açılış belgesi almaya müsait alanlarda, daha modern alanlarda hem, hem de çalışanlarımızın kendilerini geliştirme suretiyle sanayi faaliyetine bulunması hem esnafımızın lehine, hem de tavşanın lehine artı bir katma değerdir. Gelişim açısından. Bu manada taşınmayla ilgili ben problemin kalmadığını görmekten mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Ve he, olacaktır birkaç tane arkadaşla ilgili konu. Bunlarla ilgili de süreci yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Şimdi insanımız soruyor, peki buralar ne olacak diye. Ta baştan beri söylediğimiz bir konu var. Burası mevcut ima planında toptan ticaret alanı olarak gözüküyor. Yeni hazırlanan ve e, bugünlerde belediye meclisinde görüşecek olan ima planına göre de burası e, tavşanın yeni bir yüzü yani ticaret alanı olarak gözüküyor. Yani o bölgede vitrine olan, reyana olan iki katlı e, ve anayola cepheli e, binalar olacak. Bu Bunun bir anlamı da şu yerinde kentsel dönüşüm. Şimdi insanımız diyor ki, e, yani bazı vatandaşların mal sahipleri, belediye e, burayı daha ucuza alabilmek için, satın alabilmek için değersiz kılmak amacıyla e, bizi buradan boşalttırıyor. E, burasını virane bir hale getirecek, ondan sonra e, buraya sahip olacak diye. Böyle bir olay yok. Ben tavşanı da hiçbir vatandaşın malına göz dikmiş bir insan değilim. Belediyenin de böyle bir ahlakı da olmadı. Bunun bilinmesini istiyoruz. Yerinde kentsel dönüşüm, ima planına göre her vatandaş bundan sonraki dönem içerisinde o binasını ya kendisi yapar ticari binasını ya da bir araya gelmek suretiyle dörtlü gruplar elinde o bölgede yeni bir yapılanmayı, yerinde yapılanmayı vatandaşlar kendileri sağlar. Bu onların tercih edeceği bir konudur. Belediye burada sadece yol göstermekle, planları, projeleri uygulamakla, altyapıyı yapmakla yükümlü. Başkaca da bir görevi yok. Bunun böyle bilinmesini arzuluyoruz. Yeni mekan tüm esnaf gruplarımıza hayırlı olsun. Ee, ve <laughs> mevcut alanla ilgili taşınma mı yani taşınmayacak olanlarla ilgili de hep söylediğimiz bir konu var. Yarın burası yeniden yerinde yapılanma ile ilgili bir olayla karşı karşıya kalırsa açıkta kalmayın kardeşim. Şimdiden tedbirinizi alın diye mevcut kalan esnafa da biz gerekli uyarıları yaptığımızı ifade ediyoruz. Özetle şunu söylüyorum. Üç sanayi bölgesindeki vatandaşımız, esnafımız taşınmayla ilgili işlemlerini artık son noktasına getirmeye başladı. E, yer konusunda sıkıntı yaşayanlar yerlerini bulmaya başladılar. Onlara da biz Eylül ayının ikisi itibarıyla son noktayı koyduk. Yani taşınma ilgili konu. 3 3'ü hatta 2 3'ü pazara denk geliyor. 4'ü pazara denk geliyor. Pazar günü itibarıyla herkes yukarıda kendi yerini almış olacak. Böyle bir durum var. ben tüm esnaf kardeşlerimize yeni yerlerinde hayırlı kazançlar temenni ediyorum.